balık tutma rehberi Cédric bize tutabileceğimiz bazı balık türlerini tanıtacak. Ama balığa çıkmadan önce Cédric kaptanlarını kampın hemen yakınında balık tutmaya gönderiyor. Yemle balık tutmayı düşündüğümüz zamanlarda Medcezir yüzünden önceki gün ya da sabah su çekilmişse yerel balıkçıları gönderiyorum. Kefal yakalamak için kefalleri ağla yakalıyorlar. Kefallerin toplanmış olduğu bölgeleri çeviriyorlar. Ağda yeteri kadar kefal olunca ağı tekrar açıp fazlasını bırakıyorlar. Sadece ihtiyacımız kadarını alıyoruz. Burada uygulanan bir yöntemle kefalleri ve diğer balıkları yakalıyorlar. Oyma kayıklarla suyun üzerinde çok yavaş hareket ediyorlar. Çok derinde olmayan bölgelerde. Bir balık sürüsü gördüklerinde sürüyü ağ ile çeviriyorlar. Balıklar ağa takılıyor. Ve bu yöntemle kendileri için de balık tutuyorlar. Balıkçı ekibin işi zaman kaybetmeden ağa yerleştirmek. Bunu nesillerdir atalarından öğrendikleri gibi yapıyorlar. Ağı topladığımızda diğer balıkların arasından sıklıkla bonfiş çıkıyor. Bu güzel balık yapay sinekle avlananlar tarafından çok sık yakalanıyor. Bu balık son derece güçlü ve gelişmiş bir balık. Güzel bir eti var. Bu yüzden yapay sinekle avlanan balıkçıların ilgisini çekiyor. Adaların konumundan ötürü Bernadette de lojistik ve kampların yönetilmesi problemleriyle ilgilenmek zorunda kalıyor. Akunda kampı karadan çok uzakta. Kampın yönetimiyle ilgili birçok sorunumuz var. Ciddi bir yönetim gerektiriyor. Her hafta gemilerle buraya gelinebiliyor. 2,5 saatlik bir gemi yolculuğu yapılıyor. Balıklar menünün temelini oluşturuyor. Menüler önceki gün gerçekleştirilen ava göre şekillendiriliyor. Akşam üzeri rüzgar hafiflediğinde Cédric balıkçı bir çifti balığa çıkarıyor. Hangi balık tutma yöntemi uygulanırsa uygulansın, kırmızı sazan Bijagolar'da en çok yakalanan balık oluyor. Evet, balık tutmak için yola çıktık. Burada hem oltayla hem de elle balık avlayacağız. Burada minik bir kırmızı sazanımız var. Kırmızı sazan genellikle kayalık bölgelerde yaşayan bir balık. Burada değişik kırmızı sazan çeşitleri yaşıyor. Bu balık oldukça büyük olabilir. Buradaki en büyük kırmızı sazan 40 kiloya ulaşıyor. Ama bunun dışında ortalama olarak 2 ile 15 kilo arasında balıklara sıklıkla rastlanıyor. Cédric elle ve oltayla yapılan geleneksel balık tutma yöntemini eşlik ettiği balıkçılara gösterecek. Bu yöntemin duygusal yönünden çabucak etkilenen balıkçılar bu tekniğe hemen uyum sağlıyorlar. Gün içinde avlanırken yapay yem kullanıyoruz. Ama akşam olmaya başlayınca ya da geceliğin avlanırken doğal yem kullanıyoruz. Akşamları yapay yem işe yaramıyor. Gündüzleri yapay yemle balık avlamanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ama akşam olduğunda ya da geceliğin doğal yem kullanmak gerekiyor.
Bu kırmızı sazan. Bence gündüz vakitlerinde balıklar yapay yemlere daha yanıt veriyorlar. Titreşim yüzünden, yapay yemlerin titreşimi yüzünden. Ama geceleyin balıklar diplere doğru inmeye başladıkları için kokuya daha çok tepki veriyorlar. Bu hafta çok rüzgarlı geçti. Bu yüzden denizin yüzey kısımları oldukça serindi. Bu hafta yapay yemle çok fazla balık tutamadık. Bu yüzden daha derinlerde balık tutmamız gerekti. Ben bunu geçen hafta rüzgar yüzünden düşen sıcaklıkla açıklıyorum. Su soğuyunca balıklar daha derinlere, su ısısının fazla değişmediği bölgelere iniyorlar. Mark, nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Şu anda olta olmadan direkt olarak misinayı elimde tutarak avlanıyorum. Bu çok eski bir balık tutma yöntemi. Burada, Afrika'da böyle balık tutuluyor. Oltayla balık tutmaktan çok daha farklı bir hissiyatı olduğu bir gerçek. Çünkü misinayı elle tutunca en ufak bir hareketi bile hissedebiliyorsunuz. Balığın vurduğunu hissettiğiniz anda yemi yemesi için bırakmanız gerekiyor. Biraz misinayı serbest bıraktıktan sonra çekiyoruz. Bu şekilde balık tutarken teknenin yönünü hesaplamaya çalışıyoruz. Çünkü tekne sudaki akıntı ve rüzgara göre yer değiştiriyor. Ve biz de GPS'le hesapladığımız noktalara ulaşmaya çalışıyoruz. Kayalara dikkat etmek gerekiyor. Yarınki öğle yemeğimiz için birkaç tanesini saklayacağız. Kırmızı sazan balığı çok güzel bir balık. İhtiyacımız olanı ayırıp geri kalanını suya bırakacağız. Gece geri döndüğümüzde Cedric bizlere diğer balıkçıların yakaladığı diğer balık türlerini tanıtacak. Bizim tuttuklarımızdan farklı iki çeşit balık yakalamışlar. Sağ elimde gördüğünüz kıkırdaklı bir balık. Burada oldukça sık rastlanan bir balık. Bu ve diğer tarafta da sarı noktalı orfos. Bu da ağ ile yakalanmış. Bu balığı ağ ile ya da oltayla yakalıyoruz. Zaman zaman yumuşak yapay yemlerle yakalıyoruz. Yapay yemi çok seviyorlar. Ertesi gün deniz sakinleşti. Cedric, Bijagoların mistik bir balığı olan tarpon avına çıkıyor. Bir saatin sonunda bir yunus sürüsü tarafından izleniyoruz. Bizlere 10 dakika kadar eşlik ediyorlar.
Birazdan deneyeceğiz. Bugün deniz biraz daha sakinleşti. Kayalık bölgenin boyunda balık tutmaya çalışacağız. Buraya düzenli olarak tarpon avlamaya geliriz. Ama bazı günler tarponlar buraya gelir, bazı günler gelmezler. Tarponları anlamak oldukça zordur. Teknenin 70 metre uzağına 2 at çektik. Ölü bir kefali yem olarak kullanacağız. Çapanın alatına bir de bidon bağladık. Bir de ince bir olta kamışımız var. Böylece balıklar gelip de dokunurlarsa fark edebileceğiz. Diğer oltaya gelirlerse de sorun olmayacak. Çünkü olta yeterince sağlam. Artık yavaş yavaş beklemeye başlayacağız. Bazen balıklar buraya geliyor, bazen de gelmiyor. Burada tarponların geldiği, biraz kayalık olan bir bölgedeyiz. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda bir bölge. Tarponlar bu dalgalı bölgede avlanmaya geliyorlar. Genellikle kefale avlıyorlar. Akunda'nın merkezinden yaklaşık 1 saatlik bir mesafede bulunuyoruz. Adalara avlanmaya gelen birçok balıkçı bu bölgeye gelip tarpon yakalamaya çalışır. Çünkü çok güzel bir balıktır. Cedric'in dediği gibi bu balık için özel bir iğne gerekiyor. Balığın ağzına giren kısım büyük ve sivri. Çünkü tarponun ağzı çok çok sert. Burunla iğnenin ucu balığın dudaklarının yanına saplanacak. Dudaklarının yanı balığı yakalamak için en önemli nokta. Ayrıca bu noktadan iğne girince kolayca ayrılabiliyor. Tarpon bu randevuya ne yazık ki gelmiyor. Deniz hala oldukça dalgalı ama iyi bir kırmızı kefal avı balıkçıları sevindiriyor. Bu balığın çenesi oldukça etkileyici. Farklı bir kırmızı kefal türü. Bu kırmızı kefal en çok büyüyen kırmızı kefal türlerinden biri. 30-40 kiloya kadar ulaşabiliyor. Oldukça büyük bir tür. Gerçekten büyük. Ayrıca son derece lezzetli. Çok güzel bir balık. Adı ne? Yabar mı? Yabar. Uf ya da Yabar. Bunlar Senegal'de kullanılan isimleri. Bunun adı ne? Belebeli. Ya belebeli. Diğer kefallerle aynı türden değil. Buraya gelip tekneyi demirlemek için şimdi yaptığımız gibi akşam ya da sabah çok erken gelmek gerekiyor. Akşamları gün batarken balıklar çok daha aktif hale geliyorlar. İdeal olan denizin çekilmeye başladığı zamanlar, denizin yaklaşmaya başladığı zamanlar ve akşamları. Misilayla avlanmak için en iyi zamanlar bunlar. Bu iki güzel balığı yakaladıktan sonra hava karardığında balıkçılar bir sürprizle karşılaşıyorlar.
Misina ile küçük bir köpek balığı yakalıyorlar. ...60 kilo civarında küçük güzel bir köpek balığı yakaladı balıkçılar. Yakalanmamak için oldukça iyi savaştı. Güzel bir balık, gerçekten güzel bir balık. Özellikle de elde misinayla yakalandığını düşünürsek. Bijagolarda öyle çok balık çeşidi var ki her türlü av yöntemiyle balık tutulabilir. Bugün jigging yöntemiyle balık avlayacaklar. Burada birçok balık avlama yöntemimiz var. Bu balıkçının tercihine göre değişiyor. Bazıları trolle avlanmayı tercih ediyor, bazıları jigging ile. Bazıları oltayla ya da sadece misinayla balık tutmayı tercih ediyor. Her şey balıkçıya bağlı. Burada neredeyse bütün balık tutma yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Akunda Adası'ndan tekneyle bir saat uzaklıkta gerçekleşecek olan bir ava çıkıyoruz. Av için yola çıkan balıkçılar malzemelerini hazırlıyorlar. Bölgeye gelindiğinde bir istavrit sürüsü batometrede görünüyor. Büyük bir sürü var. Balıkçılar batometreyi izleyerek balık tutmaya başlıyorlar. Şu anda 100 gramlık bir jigle avlanıyorum. Yanımdaki balıkçı farklı bir yöntemle avlanıyor. Yumuşak bir oltayla. Metal jig yumuşak olana göre çok daha hızlı. Ne tür balıklar yakalayabilirsiniz? Kırmızı sazan balığı, istavrit, barakuda, kıkırdaklılar, takım adalarda bulabileceğiniz tüm balıkları yakalayabiliriz. ...12 metrede balık var. İki defa balık vurdu. İkisi de kaçtı. İğnenin köreldiğini fark ettim. Bu yüzden iğneyi değiştiriyorum. Yenisini takacağım. Umarım bu sefer balığı tekneye çıkarabilirim.
Jigging yönteminde denizin dibine ulaşmaya çalışılır ve hızlı bir şekilde yukarı çekerek yem hareketlendirilir. Bir ya da iki iğne kullanılır. Hızlı bir şekilde çekerek suyun yüzeyine kadar yaklaşır. Eğer daha derinde 100 metrede olsaydık 30-40 metreye kadar çıkıp bırakacaktık. Jigi dipte serbest bırakacaktık. Güzel bir avlanma yöntemi ama fiziksel olarak çok çalışılıyor. Sürekli hareket halindesiniz. Hiç ara vermiyorsunuz, hiç beklemiyorsunuz. Jigging'de balıkçı sürekli çalışıyor. Batometrenin gösterdiği gibi bir istavrit sürüsünün peşindeyiz. Bu küçük istavritin yakalanmasıyla bunu ispatladık. GPS'le belirlenen noktaya varmak için yolumuza devam ediyoruz. Balıkların toplandığı bir taşın üzerine yaklaşıyoruz. Jig'le bunu yakalamak pek alışılmış bir şey değil. Nadiren jig'le yakalanıyor. Jig'le fulya balığı yakaladık. Bu pek sık rastlanan bir şey değil. Üstelik bu bölgede fulya balığı görmeye çok alışık değiliz. Fulya balığının üzerinde güzel mavi çizgiler var. Burada görmeye alışkın olduğumuz bir balık değil. Max uzun süredir burada avlanıyor. Ama ilk defa görüyor. Bütün ekip tarafından gururla incelenen ve çok nadir rastlanan fulya balığı dikkatli bir şekilde suya geri bırakılacak ve denizdeki bu balık avına son noktayı koyacak. Bijagolar'daki balık tutma maceramız sona ererken köyün şefini ziyaret ediyoruz. Burada yaşayan kabilenin Bijagolara nereden ve nasıl geldiğini araştırıyoruz. Çünkü kimse gerçek nedenini bilmiyor. Bu topluluk tarımla geçiniyor. Paradoksal bir şekilde çok az balık avlıyorlar. Pirinç yetiştiriyorlar. Çok fazla kaju var. Ayrıca kaju da topluyorlar. Pirogue denilen oyma kayıklar kullanıyorlar. Bir süredir de ağ kullanıyorlar. Ama asıl olarak elde misinayla balık tutuyorlar. Burada balıkçılıkla çok ilgilenilmiyor. Özellikle bu adada sadece kendileri için, yemek için balık tutuyorlar. Burada balık ticareti pek yapılmıyor. Ama yağmur döneminde çok sayıda köpek balığı yakalıyorlar.